Bugün Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 19. yıl dönümü demiştim. Aliyev ömrünü bir ülkenin inşasına adadı, ardında güçlü bir miras bıraktı. Yeniden Haydar Aliyev'i hatırlayalım, analım. Kim olduğuna dair, bugüne kadar, 19 yıl önceye kadar ne yaptığına dair bir haberimiz var. Onu izleyelim. ...12 Aralık, Azerbaycan halkı için bir ayrılığın tarihi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in hayata gözlerini yumduğu gün. Haydar Aliyev, modern Azerbaycan'ın kurucusu. 1993 yılında ülkesinin başına geçtiğinde Azerbaycan'da iç karışıklık vardı. Ülke ekonomik krizle boğuşuyordu. Birinci Karabağ Savaşı sürüyor, topraklar parça parça işgal ediliyordu. Bunu engelleyecek düzenli ordu da yoktu. Sovyetler Birliği gibi bir devlette üst düzey yöneticilik yapan deneyimli siyasetçi, nüfuzu sayesinde ülkedeki siyasi kaosa kısa zamanda son verdi. KGB şefliğine boşuna getirilmediğini kanıtlayan taktiklere başvurdu. Ardından sıcak savaşı durdurdu. Zira ordu güçlenmeden bu savaşta başarıya ulaşmak imkansızdı. Doğru zamanı beklemek gerekiyordu. Bunun için önce ekonomi güçlenecekti. Haydar Aliyev ülkenin servetini doğru yere yöneltti. Elindeki petrol silahını çok iyi kullandı. İmkansızı başararak dünyanın dev petrol şirketleriyle asrın anlaşmasını imzaladı. Ekonomisi çökmüş bir ülkeye yabancı yatırımcıları getirmeyi başardı. Yıllarca Sovyetler tarafından sömürülen Azerbaycan petrolü artık halkın refahına ve ülkenin kalkınmasına hizmet edecekti. Bütün Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarını hitap ediyorum. Haydar Aliyev petrol gelirlerinin büyük kısmını orduya yöneltti. Kendisi de sık sık cepheye gider, sorunları direkt yerinde çözerdi. Tabii ki strateji uzun vadeliydi. Bütün bunlar bir gün Azerbaycan'ı Karabağ'a götürecekti. Ama ömrü vefa etmedi. Planları yarıda kaldı. 12 Aralık 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Kliniği'nde 80 yaşında hayata gözünü yumdu. Geride ekonomisi hızla gelişmekte olan bir devlet bıraktı ve yarıda bıraktığı işlerini bitirecek, kurduğu stratejiyi devam ettirecek yetiştirdiği genç siyasetçiyi. Bir de vasiyeti vardı Haydar Aliyev'in. Karabağ, özellikle de Şuşa, işgalden kurtarılacaktı. Bu kutsal görevi oğlu İlham Aliyev yerine getirecekti. İlham Aliyev babasının yolunu tuttu. Yıllarca o zafere hazırlandı. Bu sorun sadece bir hamlede bitirilecekti. Hata yapma şansı yoktu. Babası Haydar Aliyev'in başlattığı işleri devam ettirdi. Ordu inşası, ekonominin güçlenmesi, ülkenin istikrarı, her şey en ince ayrıntısına kadar hazır olduğunda Azerbaycan kutsal yolculuğuna çıktı. Karabağ işgalden, Haydar Aliyev'in ölümünden 17 yıl sonra kurtarıldı. Haydar Aliyev'in zamanında yurt dışına eğitime gönderdiği gençler, yıllar sonra her biri bir komutan olarak oğlu İlham Aliyev'in komutasında Karabağ'da destan yazdı. İlham Aliyev, Karabağ'ın tacı Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı haberini halka açıklamadan önce müjdeyi babasıyla paylaşmıştı. Hiç şüphesiz o gün Haydar Aliyev'in ruhunun en şad günüydü. Hoşbeht adamım ki ata vasiyetini yerine getirdi. Şuşa'nı azat etti. Azerbaycan halkı Haydar Aliyev'in Şuşa vasiyetini ilk kez o gün öğrendi. Bir babanın başlattığı tarihsel davayı oğlu zaferle taçlandırmıştı.